Okay. Shall we start? Okay. So, I have put the video on swaps for in the YouTube, so you can check that one. I'll go over a bit on that a bit fast, so that you can fill the blanks in the video, but. The reason I do that because I also would like to discuss a bit options before I finish this derivative and these leverage instruments. So as we discussed previously, swaps are exchanging of two cash flows, and these cash flows can be based on again like a reference asset that could be due to interest rate. Could be on even commodities, could be on even stock market returns. And of course, two parties will be exchanging different part of cash flows or these cash flow changes will be based on different cash payments on either on the same or another reference asset, but with different specific cash flow payments. For instance, one might be paying fixed interest rate, the other party might be paying floating interest rate. One party might be paying the inflation index and the other party might be paying the fixed side, and vice versa. And that is not only applicable for interest rate, even though interest rates are the biggest swap markets, but that might be applicable on other assets. For instance, on commodities such as crude oil. So, for instance, I could tell to a counterparty that I will be paying per barrel, like $45 for the next 5 years. And in exchange, every year, whatever the future crude oil price would be, I'll be receiving for that. Or vice versa, I can say, okay, I'll be paying you every time I pay you different commodities, and then yearly commodity price at the end of each year price, but in exchange you give me a fixed price. So these are the cases. And why do we have these type of an exchange? As we discussed in other cases too, there are two parties where their expectations differ, and Or the reason why a party is choosing fixed because he also have a floating money coming in, or the reverse. Okay, so these are the reasons why people might be choosing different parts. So that could be due to their own position, but also it could be due to let's say their cash flow. Inherent or original cash flow position. Okay, so that's why even though he doesn't want to, even though he might be taking the position because he will already receiving some floating payment from another party, so there's no point of investing on the same side, but he chooses the fixed side to invest, or vice versa, because he already have a kind of a fixed payment, and then he might be choosing the other way around. And that's how I showed in a picture, similar stuff like that. So there are two parties, and the most popular one that is the interest rate swaps. And there are two parties. One party pays fixed interest rate during 5 years, whereas the other party pays, let's say, a floating interest rate. And interest rate changes every year, every 3 months, even every day, that is known as overnight index swap, for instance. Every day you might have a reference in interest rate as interest rate changes, and that is getting more and more popular because you don't take any type of risk. But on the other hand, you are either receiving or paying by overnight index swap. But that is the, let's say, most frequent one. But the other one is that usually you might be having a deal with either 6 months. So every 6 months you have to change your bill. Because you might be changing another issue, okay? So now that's exactly where I was trying to tell you. For instance, if you go to Europe or US or North America,
you have different type of vault system. So in a way, you can convert your, let's say, plug into another issue. That's the idea also like swaps. By using swaps, either you change the nature of your asset or nature of your liability. So what does that mean? For instance, you might be paying fixed, and you might be saying that, okay, interest rate might be getting down, so why not to switch to floating rate? Or you might have a liability that you assume that you are a corporate bond issuer, assume that you are Turkcell or Türk Telekom, and every 6 months or every month you pay an interest rate, and as interest rate changes, your bill will be higher. So what you could do, by buying a swap together with your own bond, so you basically can control your interest rate risk in this context. Okay, so that's the idea that you do the swap. For instance, here there's this Microsoft who pays fixed and then receives 6 months LIBOR. So there might be another counterparty. This counterparty is, let's say, Intel, for instance. Okay, so they exchange. So here Microsoft will pay fixed. However, so he is going to be paying fixed. However, he would receive the LIBOR. So he's, in a way, if he's taking this one just for a speculative position, he should expect that interest rate will be rising. Okay, and vice versa, the other party might be choosing the other way around. But as a person, as a retail investor, can you buy or sell these things? Unfortunately not, because these are big instruments. I mean, you have millions of dollars, of hundreds of millions of dollars that you are allowed to take this type of position. Usually banks or commercial banks or these type of bigger companies can do that. It's not even forward. I mean, that's again doable, but for swaps, I think it's even more complex issue. But again, that is popular. Recently, we have certain problems in Turkey over the last couple of months or so, or even more before. So we have a problem with the swap, and maybe I'll discuss a bit on that before I get into that. So when we say swap, like what we discussed about the futures and a bit we discussed about options, these are tradable instruments as well. So you don't buy them to wait until the end. Okay, like as I discussed before, as if you have own like a contract, even the contract is between you and another person, but you can sell your contract without changing your counterparty, or your counterparty can sell his contract. So in a way, and that is known as derivative trading or options trading or swap trading. Usually not all the people wait until the maturity, as we discussed before. They might have some other reasons why we might be doing that. I mean, things can get more complex, so I'm not gonna get into much of the math, and because it's one of the most popular product and it requires a bit of financial engineering background, but your bond pricing and everything is going to be a very good start, so you can easily adapt to any type of swap valuation environment as if you need it. But that is going to be too much for this level, because I mean, if you go to an Treasury department of a bank, or if you work for an investment bank, then you'll learn more, but that is going to be sufficient for you too. For instance, here, let me show you one example and then I can move on. So that was a deal in year 2009, okay? As a US interest rate swap, so it's an IRS swap, interest rate swap, and that's a maturity which is 10 years, sorry, maturity is 5 years. When does it start? 25th of June until 25th of June 2014. So it's a 5 years of contract. Okay. What is the principal? $10 million. Yes. And the idea goes like that. So the pay fixed part, this guy is paying fixed. And how much does this guy need to pay? 3.9% every year for 5 years. Okay. However, he will receive float. So on the basis of what this guy will be receiving is float. Of course, LIBOR. And what is the maturity of LIBOR? 3 months. So every 3 months, there'll be an interest rate
And then this guy will be receiving the interest rate for four times. Of course, these are divided by four. So every time as interest rate changes, you have to pay a certain amount. So as that moment, the index is very low because the short rate interest rate, right, very, very low. So he will receive a lower interest rate, however, pay a higher interest rate. That is, of course, for the 3 months. Every 3 months, this is going to change. So what is the factor that will make this guy to change? Market condition. As market move up and down, this is going to be going up and down. However, this is fixed. So for this guy to take such a contract, his expectation is to do with this will go up. Okay, so that is because of that. Of course, this guy has a counterparty. The counterparty is just doing the reverse. You might be selling this thing. Okay, so that's exactly the idea of the whole thing. Yes? Any question? So you might wait until 10 years, say 5 years, or you might be needing to unwind the contract. So what is an unwinding a contract? You sell the contract, you close your position by finding a counterparty to accept the position. In other words, for instance, as in the initial point, so the assets and liability or your payment and receivable are identical in the very first day, but immediately after that moment, as interest rate changes, there'll be up and down in this contract. For instance, for this guy, as interest rate of these parts will be going up, that is going to be good for this guy because he's going to be paying relatively less. However, as interest rate gets lesser and lesser, this guy will have a difficulty to close up that position so that he has to pay some money. Okay, so every day this contract will be valued on the market condition. Okay, so what do I mean by unwind position? So every day, either you, in some cases, someone is ready to pay you to buy your contract, or in some other periods, you have to pay to get rid of this contract. Okay, depending on the so unwinding means that you close out your position, you have no additional gain or loss. That's exactly what we mean by unwinding. Is this clear? Okay, banks usually do this type of stuff. Hocam, çıkarken ki ödeyeceğim miktar acaba hani oradaki genel LIBOR şeylerine göre mi, forecastlerine göre mi belli oluyor acaba hani? Çok güzel soru. Şimdi swap valuation başlı başına bir şey. Yani aslında yani sizin artık bildiğiniz bir dünya gibi. Bu adam mesela fix tarafı karşı tarafı ödüyor. Yani aslında adamın elinde 5 yıllık bir tahvil var. Sabit kupon ödemeli. Ve bunu da ödediğine göre liability'si. Doğru mu? Yani sanki bir 5 yıllık bir 3.10'luk kupon oranlı bonoyu ne yapmış? Karşı tarafa shortlamış. Doğru mu? Karşılığında ise aldığı taraf ne? LIBOR'dan alıyor. Doğru mu? Aslında bir floating rate note 3 ayda bir renew ediliyor. Doğru mu? Dolayısıyla aslında adamın asset and liability'sine bakarsak bu eksi bu. Yani floating'den uzun, fix'ten kısa olan bir pozisyonun değerlemesi sonucunda. Eğer bu adama göre bu değer bundan daha yüksek olursa, yani alacağı kısmı, borcunun kısmı alacağının kısmı yukarı giderse, adam swap'ta değerlemeye sahip oluyor. Neye göre belirleniyor sorusu? Tabii ki piyasadaki spot faiz oranlarındaki değişim ve curve'ün, tabii ki yield curve'ün hareketine bağlı olarak. Yani LIBOR'un burada present value'sunu aldığımız zaman bu fixed değeri normalde hani bu şeye göre, no arbitrage rule'una göre mesela bu 4.5'a çıktı diyelim. Aradaki farkı kapatmak için mesela aradaki farkı ödeyip mi çıkıyor? Veya düştüğü zaman da tersini yapıp gene o farkı karşı tarafa ödeyip çıkıyor. Hani. Aynen öyle. Çünkü elinizde bir şey var. Evinizde bir borcunuz var. Borcunuzu kapamadan çıkamıyorsunuz. Evde fazla bir şey buldunuz mesela. Ne bileyim, evde bir şey oluştu. Su var, bilmem ne var. Onun parasını alarak çıkıyor. Yani çünkü o sizin. Değil mi? Onun parasını alarak sanki evden avantajlı da çıkabilirsiniz. Ya da borç şey yapmışsınızdır. Ne bileyim, evin boyasını şunu bunu yapıp çıkabilirsiniz. Yani adam ev sahibi sizi şeysiz bırakmaz. Tamam mı? O zaman siz avantajlı ya da dezavantajlı da çıkabilirsiniz. Bunun gibi. Yani evinizde belki bir petrol buldunuz. Bilmem ne yaptınız. Orada 3-5 tane kovayı sattınız. Ondan aldığınız para sizin için. Kimse size karışamaz gibi düşünelim. Asset ve liability'nin arasındaki fark. Ne belirtiyorsun? Dediğim gibi LIBOR'daki faiz, ama LIBOR'ı iskontoladığımız faiz yield curve. Önümüzdeki 5 yıllık faiz oranlarındaki curve'ün biçimi. Curve'ün şekline de bağlı olarak genelde paralel yukarı doğru gittiğini varsayalım.
O zaman bunu iskonto olacağız. Ama bu vade uzun, bu daha kısa olduğuna göre, değil mi? Liability'sinin vadesiyle asetinin durasyon farkları açıkçası belirleyecek adamın şeyini. Açık Yani mı? evet, notional'la çarpacağız aradaki farkı. Ondan sonra da o Yani miktar 10 alıp. milyonluk iki tane bonoyu fiyatlayacağız. 10 milyon sol taraftaki bono 11 milyon, sağ taraftaki 9 milyon oldu diyelim. 10 milyon liability, 9 milyon sabit ya, aset ya, 2 milyon açığı var adamın. O zaman 2 milyonu ben sana vereyim, al bana bundan diyor. Çünkü o zaman tekrar Anladım. değerlemeyi sıfıra çekmiş oluyor. Anladım. Tersi de olabilir. Tersinde de bu sefer üzerine 2 milyon birisi verirse ben bundan çıkarım diyor. Dolayısıyla Kriz. aynen. Ya Trafik burayı tabii. anladığınızda bütün derivatif mantığı böyle çalışıyor. Tabii çok abstraction yapıyorum ama gerçeği de bu arada. Hani hesaplama sırasında bir sürü detay var ama özü bu. Bir sürü detay derken şu anki fixed income matematik bilginiz bunu şey yapar, fiyatlamasını yeterli yani. Floating rate, forward Hocam. rate göresi çözmüş olacaksınız. Söyle. Sağ olun hocam. Hocam, şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Öncelikle şeyi belirteyim. Mailde 1,5 yazıyordu hocam. Oh, ben mail mi attım? Ben 1,5'ta başlayacak zannettim. O yüzden hani bekliyordum. Sonra bir baktım ders başlamış falan. Başını kaçırdım o yüzden. Ben 1,5 yazmışım ya. Niye yazmışım böyle bir şey? Hocam kaçmıştır gözünüzden. Dersin başını kaçırdığım için yani bir 6-7 dakikasını kaçırdığım için şeyler tam oturmadı. Onları bir sormak istiyorum. Bu Notional'ın tam olarak ne olduğunu Mesela şöyle ve bir kere bakalım hep beraber. Bütün mailimizi kim? floating kısmının ayrımını kaçırdım ama hani yine şimdi oturan giderse şey olmasın diye baştan sormak istedim. Okey. O 1,5 kısmını nasıl çözeceğiz? Onu herhalde yani benim mailimden 1,5 yazıyor yoksa Zoom'da mı 1,5 yazmış? Ben Yok. mesajı Mailde nasıl 1,30 yazıyor hocam. Allah. Evet. Mail atmadım ben ya. Registration'dan yolladım otomatik mail. İşte 1,5 yazıyordu hocam O zaman orada. şey 1,5 diye belki rezerv etmiş olabilirim. Onu şey yapmıştır. Tamam, neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi Yani bir bu örnekten gidelim isterseniz. Bakın bu tarihle bu tarih arasında fark ne? Öncelikle şu kısmı atın. Şu örnek kaç, hangi tarihteydi demin söyledik Oğuzhan? benim hocam Bu hangi tarih tarihte alınmış bir swaptı? 2009. Çok güzel. Şimdi aynı swap, aynı oranda Amerikan doları üzerine yazılmış bir swap kontratımız var. Kaç yıl sonra? 2012. 2012. Birebir aynı ürün aslında şey anlamında. Değil mi? Piyasa şartları değişmiş sadece. Peki ne görüyoruz burada mesela? Birinci yine fix ne var burada? 1,12'ye düşmüş. Faizler düşmüş. Çünkü verimlilik sürekli oynuyor. Doğru mu? Derste yaptığımız hikaye. Amerika ile ilgili enflasyon beklentisi yukarı geldi diye korkulmuş. Yani şöyle bir senaryo olmuş. Onu anlatmak için de koydum. 2009 yılında krizden çıkıldı. Tamamdır, bu iş bitti. Artık Amerika uçacak, kaçacak. Enflasyon çıkacak. O zaman uzun vadeli tahvil faizleri çıksın diye bir piyasa beklentisi oluşmuş. Doğru mu? Fakat 2 sene sonra, 3 sene sonra ne olmuş? Ekonomi oradan çıkamamış. Doğru mu? Çıkamazsa ne olmuş? Faizler yukarı gitmemiş. Enflasyon aşağı indiği için de ne olmuş? Normal faizler de düşmüş. Yani bunu görmeniz şu ikisi arasındaki fark. Şimdi bunu swap'a bağlayalım. Şimdi burada 5 yıl boyunca kim kaçtan ödüyor olsam? Burada fixed olan 1,12'den ödüyor. Kaç Floating liranın üzerinden ödüyor? 10 milyon notional. Çok güzel. Notional amount neymiş o zaman Gökhan? Üzerine anlaştığımız ana para. Evet. 10 milyonun üzerinden %1 ödersek ne kadar ödemiş oluruz her yıl? %1,12. 10 milyonun 1,12'si yüzde. 100 bin 112. lira mı? 112 bin. 110. Aynen. 5 yıl boyunca sen 112 bin ödeyeceksin. Doğru mu? 560 bin lira. Evet. Senden çıkacak rakam bu. Peki karşılığında ne alacakmışsın? Bu şartlarla LIBOR. Hangi vadede? 3'er aylık LIBOR vadelerinde. Tabii 4 ile çarpacağız ama sen her 3 ayda bir şuraya bir ödeme gelecek sana. Doğru mu? Peki neye bağlı ödemeleri? LIBOR'a bağlı. O anki spot rate'lere Evet. göre değişiyor onlar da. Ve sürekli değişecek. Sen bunu bilmiyorsun. Sadece bunu biliyorsun. Çünkü 0,5'i biliyorsun. Çünkü ilk ay belli. Ama 2. ay, 3. ay, 4. ay ve 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl sonraki gelecek olan LIBOR rate'lerim ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl çözeceğim? Benim Oğuzhan dediği gibi no arbitraj kondisyon üzerinden körü çıkaracağım falan filan, bir sürü orada fancy hareketlerimiz var. Finans matematiği orada bize yardımcı oluyor. Yani bir beklenti oluşturmamız lazım. Okey? Peki.
Bu şartlar altında bu adamın beklentisi neymiş? Bu adamın beklentisi faizlerin yukarı gitmesi olacak. Bu adamın beklentisi ise faizlerin düşmesi yönünde olacak. Doğru mu? Dolayısıyla aslında şöyle düşün. Mesela işin kötü tarafı, bu adam bu kontratına devam ettirdiğinde normal 2014'e kadar 3 nokta, pardon yanlış şey yapayım. Bu nokta 3.10'dan bekliyor. Fakat adam pozisyonu kapatmak istediğinde 1.12'lik bir yere kadar düşmüş oluyor. Dolayısıyla aslında adam çok daha ucuz bir ödemeyle bu işe girebilecekken yanlış girmiş öncekinde ve çok ciddi zarar etmiş olacak. Doğru mu? Çünkü adam LIBOR'un yükselmesini bekliyor ve düştü LIBOR. Doğru mu? Şu adam. Bu adam ise yeni girdi. Daha bilmiyoruz bununla ilgili ne yaşayacağımızı. Ama 1.11'den girmiş dolayısıyla. Hocam, Açık burası. Niye giriyor adam belli mi? Çünkü bunların peşinde. Satan niye giriyor? Bu da onların düşeceğini bekliyor. Açık mı? şeyde şimdi bu şu an gördüğümüz sayfa ve bir sonraki sayfada receive ve pay'lerin fix ve float olmaları değişmiş, yerleri Ha, değişmiş. doğru. Yani ben bunda bir Burada yanlışlık varsa. expectation'larda tam tersi oluyor, değil mi o Yok, zaman? aynen öyle oluyor ama şey değişmiyor. Sonuçlar değişmiyor. Yani sonuçlar derken bu kur değişmiyor ya da bu faizler değişmiyor. Sadece adamın yönü değişmiş oluyor. Bunu satan kişi perspektifine geçmiş olduk. Dediğin doğru. Ya bunu da sırf ikisinin farkı göstermek için ayrı yerlerden kopyalamışım. Ama pay fix burada ise receive fix. Ama bu adam fix ödemiş olsaydı yani aynı adam olması anlamında söylüyorum. Çok yanlış bir deal'a girdiğini buradan görüyoruz zaten. Değil mi? Bu adam bunu kapatmak istese şu aldığını bayağı bir para ödemek zorunda. Öyle değil mi? Çünkü 3.10 ödeme zorunluluğunuz var. O yeni gireceğiniz yeni 1.12 ödeme gibi bir çok rahat bir noktada geleceksiniz. Tamam, vade kısa belki. Değil mi? O adam o pozisyondan çıkmak için önüne bir ciddi para ödemesi lazım. Yani çünkü elinde yükümlülük yaratmış adam. Hocam bir de payment frequency'si burada fark ediyor ama biz totalde yıllık ödeme mi yapıyoruz Yıllık ödeme burada? yapıyoruz tabii. Yıllık ödeme yapıyoruz. Yani fark yani fiyat yerken onu veriyoruz. Tabii 3. ayda, 6. ayda yani toplamda 1 yıllık ödeme almış olacağız ama 3. ayda alacağız. Yani o nakit akışı sana gelecek. Yani 4 kere gelecek sana dönem içerisinde. Ama tabii yıllıklandırmış hesaplayacağız. Yani şey anlamda değişen bir şey yok. Peki şimdi bir de bunu şöyle oluyor tabii buradaki cash flow'lar hani farklı şeylerde bakın 17'den giden bunların her biri nakit akışları receivable'lar, bunlar payment'lar. Tabii vade günleri değiştiği için net ödemeler miktarlarını buradan görüyoruz. Fiyatlama ile ilgili bir kısım ama gördüğünüz gibi 13, 14, 15, 16, 17 hepsinin ödemelerini burada artı eksi görebiliyoruz. Net ödemeleri şu anki senaryoda çünkü daha 2012'deyiz. Şu anda beklenti senaryomuzda böyle bir ödeme yapılacağına göre fiyatlama yapıyoruz ama her sene gerçekleştikçe görüyoruz bunu. Hani 2017'nin Şubat 13'ünde itibaren gerideki ödemeleri böyle muhasebeleştirmiş olabiliriz. Peki bir de şuna bakalım. Bu kim? Türk, değil mi? Türk Bankası ya da kimse. Kaç lira üzerinden anlaşmış? 10 milyon. Kaç lira sabit ödeyecekmiş? %13.03. 1,3. 113 tabii ki Türkiye'de 1.3% TL olarak. Yani şimdiye kadar yaşamadık. Belki sizler yaşarsınız. Ha şey yüzde olarak pardon, ben 1,3 milyon lira diyecektim hocam. %13 Çok tam. güzel. 113 normalde evet dediğim gibi doğru bir 1.3 milyon TL ne yapıyoruz? Karşı tarafa ödemek durumundayız. Değil mi? 10 milyon. Dolayısıyla peki bunun karşılığında bu adam ne almış? TL Libor alıyor. Kaç liraymış TL Libor'un son noktadaki faizi? %10.9. Çok güzel. Yani 0.9. Harika. Dolayısıyla bu adam onu verirken karşılığında ne alacak? Kaç kere alacak bundan? İşte quarter diyoruz. Yani yılda 4 kere alacak. 4 kere. Dolayısıyla bu adam da şu noktada girmiş bu yıla pozisyonu kapaması için o zaman burada ne yapmış? Pay fix yapmış. Receive float olacak. Doğru mu? Hikaye bu. Yani sonuçta bu pozisyonu iki şekilde giriyor. Birinci giriş nedeni bankalarda risk yönetimi açısından faiz riskini yönetmek için. Faiz riskini yönetmek için girerken çok hızlıca anlatalım. Diğer videolarda da var. Çok uzatmayayım çünkü opsiyonu anlatamam bundan uzatırsam. Bankanın elinde asetleri arasında loan var.
liability arasında deposit. Her ikisini TL TL diye düşünelim şu an için. Depositlerin maturity'si kaç? Dersin başında. 3 ay. Peki özellikle mortgage'ların vadesi ne kadar? 10 yıl. O zaman bu da faizine 17 anlaşmış olsun. Depositten de şu anda 15 versin. Doğru mu? Ve 100 milyon dolarlık bir loan çıkarsın. Şu anda ne olacak o zaman? İşler gerçekleşir 10 senenin sonunda, vade sonunda geliyor. Değil mi? 10 yılın sonunda her yıl 17, 17, 17 olur. Peki mortgage faizlerinin cinsi ne? Do you receive fixed or float? Fixed. Peki. Şu ise bu tabii ki adamın revenue generation yaratacağı yer. Liability ya da cost diyelim. 3 ay dedik ya biz buraya. 3 olduğuna göre. 1 yılı 1, 2, 3, 4'e böldük. Burada 15 ödedi, doğru mu? Peki buradaki faizin ne olacağını ya da buradaki faizin ne olacağını ya da burada mevduat faizin ne olacağını biliyor mu banka? Bilmiyor. Market karar veriyor aslında. O noktadaki spot rate'le. Okey. Ve tabii hazineye göre karar veriyor falan. Peki diyelim ilk dönem 15. Eğer her şey düzenli gitse, hepsini 15 vermiş olsa, burada da 17 alsa, çok basit bir hesapla 17 milyon lira revenue, faiz geliri, 15 milyon faiz gideri, kurum buradan kaç lira kar edecek? 2 milyon. Doğru mu? Ceteris paribus ama. Doğru mu? Evet. Ama what happens as interest rate increase just next day to 19% and stays like that? Then how much this guy will be making or losing? 2 milyon. Exactly. 2 milyon zararda. Doğru mu? Yapacak hiçbir şey yok. Kaldı ki zaten bu 2 milyon liranın üzerinde bir default rate falan var. Hani batacak bir kısmı. Belki yarısı, %3'ü, %5'i neyse bilemiyoruz. Evler ona kalacak bilmem ne, bir sürü başka taş kalanı işler. O zaman neyle karşı karşıya? İşte bu diğer dersimizde gireceğimiz gibi önümüzdeki haftalarda tipik olarak interest rate risk diyoruz biz buna. Çünkü banka bunu bilemiyor. Tamam mı? Şimdi o zaman peki hangi şekilde çözmüş olabilirdi? Eğer bu evi değişken faizle satmış olsaydı sorun çözülebilirdi. Ya da risk çok düşüktü. 17 ilk senenin sonunda 18-19 olacak. Ama bu sefer de müşteriyi batıracak. Adam ayda 2000 lira öderken bir bakıyor 4000 liraya çıkacak biri falan. Değil mi? Bu da yani bu da vatandaşı çok mağdur edecek bir şey. O yüzden Türkiye'de şu anda 99.99 yok öyle bir şey yani. Allah'tan da yok değil. Çünkü tehlikeli. Hocam bu 17 yani %17 ve 15'in farkını hesapladığımız kısmı tam olarak nasıl yaptık? Öyle verdim çünkü çok zor bir şey değil yani tamamen öyle esküm ettik. Yani banka nasıl etti kısmını konuşabiliriz. Banka nasıl hesaplayacak? Yani diyor ki bana maliyet zaten 15 diyor. Ben bunu şu anda 15'e satarsam zarar ederim diyor. 10 senenin sonunda da 5 senenin sonunda enflasyon da yiyecek diyor. Belki bir durumda hani illaki bunu 17'den satmayabilir. Adam 16'dan da satabilir. Hatta 15'ten bile satabilir. Çünkü ileride faizin düşeceğini bekliyor. Mevduat bunlar olabiliyor. Hani bazen diyorlar ki bankalar nasıl zarar veriyor? Verebilir yani hani adam. Eğer irrasyonel bir tavırdan değil de hani bir kamu zorlaması değil de kendi özel bir banka mevduat faizinin altına 10 yıllık tahvil verebilir. Özellikle faizler düşme noktasında bankalar şimdi hazine bonolarından şeye geçecekler. Krediye geçecekler. Kredide çünkü güzel bir para yaratma kapasitesi var. Açık mı burası? Yani ticaret yapıyor. Yani çok aşırı büyütmemek lazım şey. Bankacılık da yani sonuçta. Alsat. Yani technical bir alsat. Maturity mismatch'ler onlar bunlar ama yani sonuçta yani her ticaretin özünde olduğu gibi ucuz al, pahalıya sat ya da pahalıya maliyet. Hocam benim şurada biraz kafam karıştı da siz burada quarterly yazdınız 15, 15, 15 diye. Burada ortalama mı aldık? Yıllık 15 mi dedik? Ondan sonra da 15, 17'den 15 çıkardık. Çünkü quarterly 15, 15 olduğu zaman hani o artıyor gibi sanki hani. Yani şöyle demek. Böldük mü? Hayır yani sonuçta yıllık da per annum ama
Yani per annum tüm yıla vurduğumuzda 15 olarak apply edeceğimizi söylüyoruz. Yani aslında şöyle diyeyim. 3 ay vadeli yıllık faiz 15. Aynen bizim derste yaptığımız. Aha. Yani tamam. Cash flow'un generation 15 o anda kestirmiyorum. Yani tüm 10 yıla baktığımda diyorum ki bu iş böyle devam ederse ben 10 sene boyunca 17 minus 15 alacağım diyorum. Yani o quarter ayarlamasını hani orada küçük bir approximation şey olabilir ama overall aynı gibi gittiğini düşüneceğiz. Yani bütün yıl devam ettiğini varsayalım. Hocam receive ettiğine göre daha sık ödemek zorunda olması depozitlere ekstra bir zarar değil mi banka içinde? Tamamen öyle zaten. Yani ne kadar, ya özetle bu banka, işte önümüzdeki hafta gireceğimiz commercial banking'in temel noktası bu. Yani ne kadar biz şey yaparsak, şurayı uzatırsak banka için o kadar az risk. Yani mesela Türkiye'deki mevduat vadesi 2 yıl olsa, 2 yıla kadar vermiş olduğu hiçbir faizden banka herhangi bir faiz riski yaşamaz. Doğru mu? 4 yıl olsa daha düşük. Ama 3 ay değil, 3 haftaya düşerse ne olacak? Bu sefer daha da fena. Bu Türkiye'de bunun indiği en düşük nokta 10 gün, 13 gün. 13 günde banka renew ediyormuş her şeyi 2001 krizinde. Feci bir durasyon uyumsuzluğu. Yani şu dediğim 90 gün desek 5'te 1 yani. O yüzden cost çok daha yukarı gidebilir. Tabii ters yönde de faizler düştüğünde avantaj sağlıyor ama yani her zaman için bu risk var yukarı yönlü faiz artışı. O yüzden hani bankalar faiz lobisi falan hikayesinde aslında ticari bankalar çok sevdiği bir şey değil faizlerin yükselmesi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Az önce şey dedik ya, süre uzayınca daha risksiz oluyor diye. Tam orayı anlayamadım. Yani normalde... Şöyle. Yani şimdi mesela şu anda Türk bankacılığının havuzu, TL havuzunun önemli bir kısmı mevduat. Ve bu mevduatın önemli bir kısmının vadesi 3 ayın aşağısında. Şimdi bir bankacı olsak, işte banka yönetiminde olsa birisi ve dese ki bütün müşterilerimizin hepsi şu anki faizden bir puan daha yukarıda bile olsa neyse 2 senelik mevduata geçmek istiyor desek. Dolayısıyla ben demin bahsettiğim 15 lirayı 2 sene boyunca değişmeyeceğine göre diyelim 10 yıllık tahvil verdim ama ben 2 sene boyunca başım ağrımayacak. 2 senenin sonunda yeni gelen müşterilerimi acaba hangi faizden vereceğim diye düşüneceğim. Yani şimdi ben bunu her yılda 4 kez düşünürken yani 8 kez benim önüme yenilenen faiz hesabı çıkarken diğerinde ise 2 sene boyunca o faiz sabit kalacak. Çünkü 15 ben şeyim. Buna yükümlülük vadesi diyorum. Yükümlülük vadesi ne kadar uzunsa şey açısından o kadar iyi. Tamam. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Başka soru var mı? Hocam ben sorabilir miyim? Tabii. Tüketicinin ödeme alışkanlıklarına göre faizlerde depozita bağlı bir değişiklik yapabiliyor mu bankalar? Yapabiliyor ama özellikle son dönemde de belki izlemişsinizdir. Stopajlı mesela yani vergi mevduat üzerinden alınan vergiyi vade uzadıkça azaltmayı denediler. Ama orada da çok güzel bir gelir var. Çok da vazgeçmek istemiyorlar. Hatta bu işte bu en son açıklamalarda Mart'a kadar da uzattılar. Ama buna rağmen sadece vergisel değil de vatandaşın ileriyi görememesi nedeniyle de bir seneden daha fazla kimse, hatta 6 aydan fazla kimse mevduat faizini bırakmak istemiyor. Vatandaşın arz tarafı böyle. Talep tarafında bankalarda şimdi faizler yüksekken nasılsa düşecek diye de gidip %17'den 2 yıllık tahvil mevduata bağlamak istemiyor. O da işin diğer boyutu. Yani dolayısıyla arzdan talep nedeniyle hep böyle kısada kalıyoruz. Çünkü öncelikle tabii vatandaşın güvensizliği söz konusu. Güvenmiyor. Yani enflasyon belirsizliği var. Yani 14 belki 18'e çıkar diyor. 3 ayda diyor şey yapayım diyor. Dolayısıyla aslında idealinde ve Türkiye ekonomisinin baştan beri söylediğim en büyük problemi bu. Yani bu şekilde ekonomiyi daha ileri götüremeyiz. O yüzden işte Merkez Bankası'nın işte ne bileyim Merkez Bankası uzun vadeli tahvil şey versin, finanse etsin. Bir sürü şey konuşuldu yani. Yok ama çıkışı finans mühendisliğinde değil yani. Çıkışı güven meselesinde. Yani orada da en önemli sorun enflasyon uncertainty. Çok oynak. Çok belirsiz. Okay. Teşekkürler hocam. Başka soru? Peki devam edelim. O zaman. Buraya kadar okeyse o zaman ne yapabilir banka? Fixlemek istiyor. O zaman adama şöyle basit bir alternatif önerim. Bu adama, bu bankaya diyelim ki sen 100 milyon dolardan
Uniswap deal'ına gir. Bu neyi çözecek? 17'yi aldığını karşı tarafa 17'den verecek. Deminkiyle beraber birleştiriyoruz bu arada. Deminki bankanın elinde böyle bir pozisyon var. Piyasa faizlerinde 3 ay vadeli LIBOR, pardon, 3 ay mevduat faizleri piyasa şartlarında 19'a çıkarsa LIBOR kaça çıkar? 3 ay vadeli. Çok hani kabaca. 19. Mesela. Dolayısıyla o zaman ne yapıyor? 19'a gelen normal şartlarda swap'a girmemiş olsaydı tüm yıl boyunca bakarsak 17-19-2 değil mi? Çarpı 100 milyon. Doğru mu? Loss yazacakken şimdi ne yapıyor? 17-19 değil 19'dan da nasılsa bu gelir elde edeceği için burayı sıfırlamış oluyor. Adam yine 15'ten mevduat faizini ne yapmaya devam ediyor? Yani 2 liralık karı ne yapmış oluyor? Sekür etmiş oluyor. Peki faiz 25'e çıksa mevduat faizi işte çok kötü gitti. Ne olacak bu adamın swap'ındaki getiri? Yukarı gidecek değil mi? Depozit faizi yukarı giderse ne olur mevduat faizi? Piyasada faizler işler kötü gidiyor demek, doğru mu? E peki bu LIBOR'a yansımayacak mı? O da 25 olur. Aynen 25, 23, 26 arasında ama çok yaklaşacağına göre adam ne yapmış oluyor? Kabaca 15-17'lik deal'ı kendine lock'un ediyor 5 yıl boyunca. Açık mı? Bunun adına da interest rate hedging diyoruz. Ve swap'ın en çok kullanıldığı yerlerden biri bu. Hocam ben bu mekanizmayı tam olarak anlayamadım ama yani bankanın burada yaptığı şey tam olarak ne oluyor? Sence ne oluyor? 19'a çıktığı ve 25'e çıktığı durumda. Hocam ben başları çok şey yapamadım. Bir buçuk yazdığı için şeydi ama ben şey oluyor şimdi. Bankanın şeyleri belli. Burada debti yok. Kendisinin verdiği loanlar belli sanırım. O yüzden kendisine olan getiri fix rate üzerinden. Harika. Ama ödemelerin yani tüketici kredileri, mevduatlar yok. Aynı krediler. Yani. Mevduatlar şeyden oluyor. Onlar floating rate'e, market'a göre belirleniyor. Bu da şey yapıyor. Loanlardaki belli bir miktar parasını swap'a yatırıyor. Swap'ta da kendisinin alacakları floating rate'e göre belirleniyor. O yüzden hedgelemiş oluyor. Evet, evet. Yani deposit adamın maliyeti. Maliyetinizi fixliyorsunuz. Yani maliyetinizi sigortalıyorsunuz diyelim çok kabaca. Karşılığında TL'yi sabit ödeyelim. Diyorsunuz bu maliyet kısmında artış varsa beni sigortalıyor. Çünkü aynı şeyden etkilenecek. Depozitte piyasadan etkilenecek. 3 ay vadeli tahvil faizi depozitte LIBOR, daha doğrusu zaten depozit belirirken de 3 ay vadeli LIBOR'a çok yakın bir yerlere gelmek ister banka. Normalde hani o artı eksi. Dolayısıyla her tarafta LIBOR'ı kendine fixlemiş oluyor. Dolayısıyla neyi sağlamış oluyor? 17'den adam aslında ödediği faizin 17'de kalmasını sağlıyor. 15'te de zaten depoziti ödüyor. O dünyasını diğer dünyaya karıştırmamış oluyor. Yani 2 puan getiri iyidir kötüdür ayrı bir şey ama emin ki o 2 lirayı sabit tutacak 100 milyon üzerinde. Okay? Mesela floating rate'in ileride çok düşeceğine eminse ya da düşeceğine kesin harika olarak eminse zaman, bu işe hiç girmez mi? Süper harika soru. Ve zaten bankaların hedge yapmamasının temel nedeni bu. Kimdi? Korak mısınız? Hocam bir şey sorabilir miyim acaba? Erdem ben. Yani biraz geç girdim. Buçukta başlayacak sanmıştım. Bahsettiyseniz ya, bilmiyorum ama. Buçuk gitmiş ben de anlamadım ya. Balance sheet'te nereden bakıyoruz hocam buna? Bir daha tekrar edebilir miyiz siz acaba? Balance sheet'in hangi unsurundan buna bakıyoruz yoksa? Yani bir faiz riskini nereden öğrenebilirim bir bankanın? Çok güzel. Faiz riskini öğrenmek için bankanın bilançolarında değişken faizli miktarıyla sabit faizli miktarının hem aktif hem pasif tarafındaki seviyelerine bakacaksın. Şimdi bankanın içinde direkt çalıştığın durumda zaten önüne geliyor. Ama bankanın dışından baktığında mesela biz neye bakabiliriz? Bankanın ortalama vadesine. Hani ben nereden buldum dersem bu kadar makro resmi. Çünkü Türk dersin başında da gördüğümüz gibi mevduatın yüzde kaçı
ne kadar dolduğunu görüyoruz. Biz mevduatın %89'unun 3 ay ve aşağısında olduğunu görüyoruz. Kabaca o zaman hepsini 3 ay diye verirsek demek ki 3 ayda bir faiz artmak zorunda liability'de. Öte yandan biliyoruz ki 10 yıllık da konut kredisi var. Doğru mu? Onun da sabit faiz olduğunu biliyoruz. Okey? Hocam bu örnekte buradan yola çıktık. Daha farklı. Hocam şimdi bilançolarda şey var. Direkt bilançoda değil de bu finansal tabloların açıklandığı şeylerde sizin dediğiniz gibi bir şey veriyor. Yani işte diyor ki 5 yıllık bizim şeylerimiz budur. Mevduatlarımız budur, liability'lerimiz budur. Ama mesela orada şey pozisyonlarını gösteriyor mu bankanın? Ne kadarını hedge ettiğini falan. Swap tarafında tabii bir de swap var. Yani faiz swap'ın ne kadar olduğunu, hangi şey yaptığını tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Süper çözümler yok ama tahmini şeyler var tabii ki. Yani dört dörtlük. Yani siz bunu yani mesela yabancı yatırım bankaları bazı durumlarda diyor ki X bankası, Y bankası dipnotlarında açıklanıyor swaplar. Soru bu değil mi? Yani tam swap'ı nereden görebilirim sorusu. Yani şey, tam soru şu hocam merak ettiğim. Yani bankanın karlılığını ben karşılaştıracakken bunu da göz önünde bulundurmak istiyorum. Hani bir şey düşerse benim karlılığım hangi bankada daha çok etkilenir? İşte bunu mesela diyorum mesela yabancı raporlarında direkt o dipnotlara bakarak kabaca dedi ki XYZ bankaları arasında faiz riskini en iyi yöneten bu banka, en kötü yöneten bu banka. Çünkü swaplarına baktım. Burada swap var. Burada unhedge mesela. Hedge'i toplam aktifine göre oranlıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ve faiz swap'ını görebiliyor orada. Ayrı swap mesela. Aslında yok yani. Ya da oranını görüyor yani. Toplamda ne kadar swap yapmış gibi. Oradan bulabiliyorsun yani. Approximately tabii. Yani bilançonun tam dibine kadar girmeden böyle dört dörtlük yakınsamalar yok ama biliyor. Bir de tabii yabancı bankalar aynı zamanda yurt dışı swap piyasasında kontrol ettikleri için destekleri çok daha educated oluyor. Hocam burada Payfix'in 15 olması gerekmiyor mu acaba? 200 bas puan kazanabilmemiz için. 200 bas puan ödemeyi nereden alıyorum? Ödemeyi yaptığım yere ödemiş oluyorum. Evet yani sonuçta burada 17'ye bağladığımda aldığım parayı 15 evet doğru 15. Yani sabit yani kostümü tamamen karşılamış oluyorum. Orada fixlemiş oluyorum. 17'nin üzerine bir kuruş bile gitmeyecek maliyet. 17 gelir. Doğru. 17'den 17-15'i belirlemiş oluyor. Dolayısıyla adam orada 19'a da çıksa ne yapacak? Şeyi fixlemiş olacak. Yani oradan revenue'su o şey cost'u ise 15'i bir kuruş bile yukarı çıkartmamış olacak. Var mı soru başka? Şimdi bu biraz yani daha kolay demeyeyim ama yani bir parça daha bu karışabiliyor. Buna da cross currency swap diyoruz. Buradaki sorun şu. Özellikle Türkiye örneğine girelim. Çünkü biraz da opsiyonu anlatmak istediğim için. Şimdi Türk bankacılığında cross currency swap kullanılmakla beraber IRS swap var ama asıl daha çok kullanılan currency swap cross currency swap dediğimiz şey. Fark ne dediğimizde burada bir enteresan bir farklılık var. Bir başka para birimi cinsinden de faiz ödemeye başlıyoruz. İki ayrı faiz ödemiş oluyoruz. İki ayrı faiz seviyesinde. Nasıl oluyor bu? Normal şartlar altında ben gidiyorum karşı tarafa diyorum ki benim elimde TL var, senin elinde dolar var. Dolar ve TL arasında bir sen bana dolarını ver, ben sana dolarımı vereyim, sen bana TL ver. Ben sonra almış olduğum paranın ödemesini sana faiz borcu cinsinden ödeyeyim, sen de bana diğer taraftaki ödemeni gerçekleştir. Yani ikisi birbirlerine kredilerini farklı para birimleri cinsinden swap ediyorlar. Niye böyle bir şey yapıyorlar sorusu? Bu mesela değişik şekillerde olabiliyor. Birisinin yurt dışındaki borçlanması diğerinin diğer borçlanmasından daha ucuza elde edebileceği için. Peki niye bu kadar popüler bu? Çünkü yurt dışında çok fazla sayıda Türk bankası bunu yapabiliyor. Şimdi bunun arkasında şöyle bir mantık var. Türk bankacılığında loanların hangi para birimi cinsinden olduğunu şu grafikte görebiliyoruz.
genel olarak Türk bankacılığı ya da Türk kullanıcısı diyelim, TL olarak loan kullanıyor. Ama karşılığında liability'sinde de isteği, bu zaten çok iyi bildiğimiz bir şey. Şu 52, 53, 54, 55 değil mi? Bu 52'ymiş benim aldığım zaman, yani bu yazda. Şimdi biraz daha yüksek bu. Ama çok da önemli değil, yani resmi bozmuyor. Yani dolayısıyla bir faiz, bir kur mismatch'i var. Değil mi? Yani dolarını, dolarının aktifinde az, pasifinde çok. Bunu dengelemek istiyor bir yandan. Diğer taraftan da daha da önemlisi şunu yapıyor. TL'sini fazladan TL'ye ihtiyacı var ama TL'si yok. TL yaratamıyor çünkü ekonomi yaratamıyor. Karşında ise dolar şeyi var. Dolayısıyla ne yapacak adam? TL kredi vermek istiyor. TL'si yok. Ama döviz, ama döviz tevdiatlarından topladığı fazla dolar var. O zaman öyle bir karşı taraf bulayım ki ben diyor. Hem bana birisi uzun vadeli TL versin. Aynı zamanda da elimdeki fazla dolarları da ben hani ona vereyim. Tabii geçici olarak, tabii ki swap bittiği zaman bu anlaşma bitecek. Ama ben elimde daha uzun vadeli TL fonlayayım. Aynı zamanda da faizi şimdiden bileceğim için 5 yıl boyunca hangi faiz ödemesi yapacağımı da bilirsem ben eğer şu andan itibaren diyor. Ben faizdeki değişime karşı da kendimi bir anlamda ne yapmış oluyorum? Hedge etmiş oluyorum diyor. Yani ben TL'yi zaten sabitim. Bunda faizini biliyorum. Bu faizi biliyorsam bunun üzerine de belli bir faiz marjı deminkinde olduğu gibi koyarım. Bunu da müşteriye satarım diyor. Şimdi böyle bir anlaşmanın tam karşılığında bir şeye geçiyoruz. Bu adı, bu anlaşmada karşıda kullanılan şeye ne diyoruz? Cross currency swap diyoruz. Şimdi biraz daha detaylı girersek, Türk Bankası longer term TL fona ihtiyacı var. Bunun karşılığında they can lend forex because it doesn't use them since there is excess portion of it. Then Turkish bank uses an cross currency swap to do that transformation. Lend US funds to investment banks in London and receive TL funds. Pay TL interest to London banks and receive USD LIBOR or anything with on the basis of that or fixed sometimes, but usually the floating. Okay. So by doing so, what type of problem they solve? First of all, it can solve this interest rate risk, at least partially, since it fixes TL interest rate payments. And as we said, that IRS interest rate is not so that popular because foreign investors are more interested in cross-currency swaps. Let me show you one example. So by doing so, he solves this problem of that. So you have 62 liras here and 38 liras in FX here. And then he has this type of a mismatch. So in order to solve this mismatch, what he needs to do, first of all, increase the maturity of TL deposit part. It cannot produce Turkish lira first. And second, the problem is that they can increase the liability duration, as I discussed before, by adding more money for 5 years rather than 1 or 3 months or so. Okay, and plus, he doesn't need this dollar liability, and then he needs more dollar asset or vice versa. He controls that by swapping these two as well. So it's going to be good for their maturity mismatch and also for balance sheet. Açık mı buraya kadar? Oğuzhan? Hocam anlatayım mı? Yani. Anlat. Burada bir şey var. Burada loanları, asetleri TL cinsinden, TL cinsi asetleri FX cinsi asetlerinden daha fazla. Ama TL cinsi liability'leri FX cinsi liability'lerinden daha az. Dolayısıyla burada bir mismatch var. Dolayısıyla onlar da işte cross currency swap'a girerek anladığım kadarıyla... Şimdi onu anlatacağım. Çok güzel. O zaman bir mismatch varsa çözüm gerekiyor. Çözüm nedir? Şimdi çözümün başında niye vatandaş dolarizasyon tehlikeli diyoruz? Çünkü dolar fazla, TL yok. Krediyi de biz dolar veremeyiz. Vermemeliyiz de. Yani 5 yıllık, 6 yıllık dolar kredisini kime vereceksin? Ancak ihracatçıya verebilirsin. Adam zaten kazanıyor. Ama Türkiye'de ihracatçı ne kadar? Küçük. TL ülke içinde çalışan adama vermemen lazım. Kur artımı patlayacak adam seni de vuracak. Doğru mu? Artı istemiyor bu arada. Yani özellikle KOBİ seviyesinde Türkiye'de genellikle TL kredisi kullanılıyor. Çok büyükler dolar kredisi kullanabiliyor. Onlar da zaten sınırlı, artık kendileri yurt dışından alabiliyorlar.
Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir yapısal sorunu var. Kaldı ki bireysel artık şeyde hiç kimse dolar kredisi alamıyor. Almamalı da zaten. Döviz kredisi geçmişte oldu ve patladı. O da vatandaş daha da tehlikeli. Dolayısıyla böyle bir sıkışmışlık var. Çözmemiz lazım. Vadeyi uzatamıyoruz. Adam 5 yıllık konut kredisi veriyor. Ne yapacağız o zaman? Yapacağımız şey şu. Diyoruz ki bunu yurt dışından bulabilir miyiz? Şimdi yurt dışından biri benden daha uzun nasıl fon sahibi olur sorusu ikinci bir güzel soru. Sorunun cevabı şu. Özellikle Avrupa Yatırım Bankası vesaire gibi çok kredibilitesi yüksek, 3 ağlı kredibilitesi yüksek kurumlar Türk lirası bono çıkartarak çok uzun vadeli TL enstrümanlara sahip olabiliyorlar. Bizim bankaların sahip olamadığı. Bazı başka bir tip World Bank vesaire gibi şeyler nedeniyle çok uzun vadeli TL kredilerine TL şeyine sahipler, fonlarına sahipler. Dolayısıyla bunlar dönüp bunu karşılıklı olarak bize verebiliyor. Çünkü orada aldığı faiz kendi çıkardığı faizin altında olduğu için de bu sefer yatırım bankası da para kazanmış oluyor bu işten. Herkesin bir çıkarının olması gerekiyor ki bu ekosistem ya da işte şey sistemi sürdürülebilsin. Buraya kadar bir sorun yoksa şimdi cross-currency swap'la bu işi nasıl çözdüğünü anlatmaya çalışacağız. Okey, bir sorun var mı şu ana kadar? Soru olan varsa el kaldırsın. Baran? Ya benim bir sorum yok hocam. Bakın, ekleyecek bir şeyiniz varsa. Melisa evet sen söyle. Hocam burada hani Türkiye Bankası yurt dışından işte uzun dönem TL kredisi aldığında bunun faizini Türk lirası interest rate üzerinden mi ödüyor yoksa? Evet, aynı tipik borç almış gibi TL faizi ödüyor. Yabancı da TL LIBOR olarak ödemiş oluyor. Dolayısıyla ikili bir şey var. O faizde işte yurt dışında swap piyasalarında belirlenen faiz dediğimiz işte Brunson dönemini hatırlayanınız varsa 2018'de patlayan konulardan biri buydu. Şimdi biraz oraya gelmek için de bütün bunları anlatıyorum aslında. Konu biraz şey spesifik bir konu ama Türkiye'nin para politikasını anlamak için de bunu anlamazsak özellikle son bir iki yılı hiç anlamamış olacağız. O da uygun değil bize. Değil mi? Çünkü böyle standart rezerv arttıralım, bilmem ne yapalım işte normal Merkez Bankası bağımsızlığı falan o kadar basit değil bu işler. Okey. Yani öyle önemli tabii bunlar da hani yetmiyor bütün bunu anlamak açısından. Şimdi devam edelim. O zaman Turkish banks fund themselves 3 to 5 years of through fixed interest rate. Even if interest rate increase, they won't be affected because they already fixed interest rate. Turkish bank increased their liability maturity duration, which was short initially. In a different bank, Turkish bank decreased their TL maturity mismatch through currency swaps. In IRS, that could also be done, but that is a different story because first of all, IRS is not very much available. And second, that is going to be solving a different part. In IRS, we were doing them both. We were decreasing the asset duration and then increasing the liability duration in a relative way. But here, we directly increase the liability duration in TL and we don't care much about the rest. So for instance, these are, let's say, that is more or less what we see from Thomson Reuters or whatever, that day meaning this summer. Assume that US TL then 7 Turkish lira. I don't know when, but that is summer somehow this summer. Notional $10 million and US Turkish $10 million notional, which means 70 million Turkish lira. US interest rate assume that is 1% and Turkish lira interest is US interest rate is 1% in dollars. TL is 10% in TL. So notional is 10 million, which means 7 million. So Turkish banks do what? Turkish banks pay 70 million. So they pay 10 million and then receive 70 million Turkish lira. So where does that 10 million come from? That is basically from their deposit or in their liabilities. They already have some money in their pocket. Then every year, Turkish banks pay its debt by 10% for his 70 million Turkish lira, which means 7 million every year. At the same time, Turkish bank receive 1%, just to make things simpler, 1% US interest rate, and that US interest rate will be the money that he receives, and then that interest rate versus the TL deposit interest rate is where Turkish banks will make money or loss in their döviz tevdiat hesabı. I'll also try to explain that, how that mechanism works either. At the end of that 5 years, Turkish bank pays 70 million and receives its 10 million back. Okay, so that is how I can show you in the
let's say in the following graph. So first of all, in the first year, so you receive 10 million. I just wanted to make it clear. So at the very beginning, so you receive, you pay 10 million and receive 70 million. Okay. And then Turkish Bank every year pays 10%, 10%, 10%. At the very end, the last 10% plus the principal. In the meantime, he receives 1% out of 10 million. So that is where this guy will be receiving money. So why do you think that, for instance, Turkey, foreign banks like it? Because foreign banks like the interest rate they receive because he has funded at a cheaper rate. At the same time, the money that the dollar interest rate that he receives is better than the interest rate, dollar interest rate that they could receive back home or in abroad. So US party is happy. Why Turkish party is happy? First of all, he could find, the Turkish bank finds somewhere or other 70 million or 7 billion Turkish lira, which can easily be lendable to people for more than three, 4 years while fixing the interest rate. Okay, so normally that seems to be a good deal. Okay, so far so good, no problem. Okay, but things can get complicated, not because of that, but from other aspects of it. Bu şu mekanizma açık mı? Para? Açık hocam, özetleyeyim mi? Özetle. Yani şimdi Türkiye'de şey dedik. Bankaların özellikle döviz tevdiat hesapları %55 gibi çok büyük bir rakam oluşturduğu için ama verdikleri kredileri genelde TL üstünden verdikleri için ellerinde daha fazla bir döviz rezervi bulunuyor. Dolayısıyla bunun için bu cross currency swap yapıyorlar. Bunun sakıncası ne? Ya da bu sorunun çözülebilmesi için mesela bu sorun niye sorun? Çünkü krediyi veremiyorsun dolarda. Değil mi? Eğer krediyi hem asetin hem liability aynı oranda verebilseydin, o risk artırmasaydı sana, problem yoktu aslında. Yani en azından döviz kuru riski problemi yoktu. Şimdi döviz kuru riski problemin var. Hem onu çözmek istiyorsun. Değil mi? Yani hani o mismatch'in niye problem olduğunu anlatmak için söylüyorum. Yani normal şartlarda hani bir Amerika, hani bütün bu anlattıklarımız bakın, Michigan, Oydu, nereden bakarsanız bakın, bir Amerikan ekonomisinde bunlar sorun değil. Çünkü Amerikan bankası böyle bürokredi vermiyor yani. Yani majoritede tamamen dolar üzerinden gidiyor. O yüzden, ama bizde gördüğünüz gibi bir sürü komplikasyon var. Tamam, çok da dağıtmayayım ama dediğin çok doğru. %55 liability döviz cinsinden, %45 TL. Ama vatandaş dolar kredisi istemiyor. Sen de dolar kredisi vermek istemiyorsun. O zaman ne yapacağım? TL bulman lazım. Şimdi devam et. Dolayısıyla vade başında elindeki dolar ana parasını gönderip yerine TL alıyor ve vade süresince de kendisine daha düşükten dolar interest rate'i geliyor ve kendisi TL interest rate veriyor. Dolayısıyla o gelen dolar interest rate ile hali hazırdaki ona dolar döviz depozitlerinin interest rate'ini rahatlıkla ödeyebiliyor. En sonunda vade sonunda da tekrar ana paraları geri alıp hani işlem hiç olmamış gibi oluyor gibi. Süper. Dolayısıyla döviz riskini orada tabii ki kapatmış oluyor aldığı statüde evet. Aynı kur üzerinden yaparak. Bu tam cross currency swap mekanizması bu ve burada bir taşla 2-3 kuş bulunmuş oluyor değil mi? Birinci kuş şu, yani şu anda olmuyor tabii çünkü bu kadar para girişi yok. Swap piyasasını kapattık falan filan uzun uzun konuşulacak mevzulardan biri bu. Şimdi dolayısıyla bunu verirken de hikaye böyle çalışıyor. O zaman Türk Bankası ne yaptı? Elinde normal şartlarda vatandaştan bulamayacağı, başka bankalardan bulamayacağı bir TL çekti. Doğru mu? Doğru. Bunun üzerinden TL'yi başka kanaldan, mevduattan bile bulsaydı diyor. Yani mevduattan bile bulsaydı. Ama vatandaş ona 3 ay ancak güvendiği için her 3 ayda çıkacak faiz riskini ne yapacaktı? Banka üstlenmiş olacaktı. Onu hecelemeyecekti. IRS swap hedge etmesi ideal ama IRS swap çok derin değil çünkü yabancı oyuncu o topa çok fazla girmiyor. Türkiye içinde de onu çözebilecek bir mekanizma yok. Yani faiz riski demin en başta anlattığım daha böyle herkesin bildiği sanki bu iş böyle yapılır diye biraz da ezberden düşündüğü şey Türkiye'de o kadar yapılmıyor. Yani Türkiye'de hedge dediğimizde swap dediğimizde ağırlıklı bundan bahsediyoruz. %80-90 diyelim tabii son dönemi biraz kontrol ederek çıkartırsın. Buraya kadar so far so good. Hiçbir sorunumuz yok. Peki bu niye problem? Problem birkaç yerden geliyor. Bir,
banka bir pozisyonu aldı. Yani ne durumda bu pozisyondan çıkmak ister? Ne durumda bu pozisyon onun için artık kârlı olmamaya başlar Oğuzhan? Şey Libor ne yapıyor? Şey ödüyor. Fix ödüyor. O zaman Libor'un artmasında mı hocam? Olabilir. Libor, belki öte yandan TL'de ne olabilir? TL ödüyor. Değer kaybı yaşar. Evet. Dolayısıyla peki bu noktada ne yapacak yabancı? Pozisyonunuzla ne yapmak isteyecek? Kapatmak ister değil mi? Kapatmak istediği zaman ne yapacak? Bu işlemi tersini yapacak. O zaman ne olacak? Türk Bankası ne yapması lazım? Tekrardan yeni bir swap'a girmesi lazım. Girmesi başka lazım. Bir oranda. Pozisyonu kapatması için ne yapacak? Şu pozisyonda 10 milyon TL'yi alıp bir yere ne yapması lazım? Dolarını kapatacak değil mi? Bu pozisyona girmesi için. Dolayısıyla bu tip şeyler hızla değiştiği için gördüğünüz gibi inanılmaz yüksek bir oranda da bakın baştan girdiğimiz 1 milyar dolar, 5 milyar dolar rahatlıkla cross currency gerilebilir. 5 milyar dolar ne demek? Türkiye'den 5 milyar dolar karşıya gidip karşısının TL'nin yerine TL gelmesi şeklinde oluyor. Yani döviz giriş ve çıkıştan inanılmaz spekülatif bir şey yaşanabiliyor. Bunun pozisyonunda, Türk Bankası pozisyonuna girmek isteyen bir yabancı da aslında kurun yukarı gitmesine hedefleyen bir spekülatör olabilir mi? Çünkü kurun yukarı gitmesi açısından bu pozisyona girebilir. Değil mi? Girerse de ne yapacak? Peki TL Türkiye içerisinde dövizi alıp dövizi yukarı ittirmesi için neye ihtiyacı var yabancı bankanın? Türk parasına ihtiyacı var. Doğru mu? Şu ana kadar mekanizma bu. Şimdi mekanizmayı niye bozmak istedi Merkez Bankası'na adım adım geliyorum. Şu anda aslında problem yok ama problem de yani genelde Türk bankalarının böyle, pozisyonu böyle olmakla beraber ters pozisyonda alan başka şekillerde olan kurumlar da olduğu için bu cross currency swap mantığını TL bankasının yaptığı gibi TL'yi doları alıp TL'yi karşılığında şey yaparak TL vererek karşılığında dolar alarak doların yukarı gitmesine speküle edecek, bekleyecek ya da bu pozisyonu alan yabancı kurumlar o zaman normal şartlardaki bir döviz alış satış miktarını çok yukarı çekebilirler. İşte bu nedenden dolayıdır ki ne yaptı? Türk Merkez Bankası 2018'in şeyinde hem Brunson döneminde hem de yine 2019 Mart'ı diye hatırlıyorum. İki dönem üst üste bankalara dedi ki sizin yurt dışına TL transferi yapabilecek olan bir şeye imkan tanımıyorum diye yasayla sermaye yeterliği kontrolleriyle ne yaptı? Sınırladı. O zaman Türk şirketleri yurt dışına TL transfer edemedikleri takdirde yabancı da o TL'leri alıp tekrardan cross currency ya da benzeri bir swap piyasasıyla bunun karşılığında bu işlemi devam ettirip daha da yukarı götürüp daha fazla karlı hale getirmesini önlemek için ne yaptı? Merkez Bankası bunun diğer tarafında yani Türk bankalarının yurt dışına TL verdiği bacaklıdaki swapları artı her dışın her şekilde Türkiye'den yurt dışına TL transferi yapılabilecek bütün kanalları tıkadığı zaman neyi sağlamış oldu geçici olarak da olsa Türkiye'deki kurun daha fazla yukarı gitmesini önledi. Çünkü yabancı spekülasyonla TL alıp TL'siyle çünkü bir yerden borçlanması lazım. O borçlandığı TL ile dolar alıp doları yukarı çekip iyice yukarı çekip ondan sonra tekrar satıp ya da faiz geliri elde etmek istemesi spekülasyonundan kaygılandığı için bu kanalı kapatmak istedi. Bu kanalı kapatınca da tabii ki yabancının yaptığı iki opsiyon oldu. Birinci opsiyon şu oldu. Elindeki sabit, elindeki TL asetlerini, TL varlıklarını satıp dolarlarını alıp çıktı. Borsa çok sert düştü. Faizler inanılmaz yükseldi. Bu birinci maalesef yansımasıydı. İkinci yansıması da tabii bu piyasaların bu şekilde olması kaygısı nedeniyle yurt dışındaki bu cross currency swap piyasasındaki oluşan TL faiz range'i Türkiye içerisinde olmayıp yurt dışında TL'leri çok sınırlı olan bankaların TL'ye ihtiyaçları olması nedeniyle faizler birden bu piyasa faizleri offshore dediğimiz Türkiye dışındaki faizleri birden %1000'lere çıkmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye içerisinde faizler 15, 16, 17'lerde giderken yurt dışındaki TL faizleri tuhaf bir şekilde %1000'lere, 2000'lere yükseldi. Çünkü neden? Çünkü o pozisyonda olup da
TL'yi alıp TL'sini alıp dolarını alıp çıkmak isteyen, TL'sini verip dolarını alıp çıkmak isteyen, pozisyonunu kapamak isteyen ya da yarın Türk lirası pozisyondan dolayı teminat borcunu ödemek isteyen bankalar bir gün içerisinde sıkıştı. Temerrüde düşmemek için bu faizi yukarı çekmiş oldular. Dolayısıyla birden ikili bir faiz piyasası oluştu. Bu ikili faiz piyasasında Türkler faydalandı mı sorusunun cevabı, Türklerden bir kısım, hani anlattığım kadarıyla ellerindeki imkanlarla, özel şeylerle, jetlerle, şunlarla bunlarla gitseniz Türkiye'de 15'lik faizi gidip orada %1000'den hani satabiliyorsunuz. Bundan az sayıda da olsa faydalananın olduğunu hani duyabiliyoruz. Ama diğer taraftan da hani muhabir hesaplarla şurada buradaki yerlere TL cinsi yollamayı düşündüler. O da pek çok olmadı. Çünkü yani ona da yine önlem getirildi. Ama özetle buradaki şey yapı bu noktada Türkiye'nin işte Çin'in daha önce yaptığını düşünüldüğü bir şeyle biraz böyle hafif bu sermaye kontrollerindir falan diye tartışmalar da getirdi. Ama yabancının son döneme kadarki işte son Kasım sonrası yönetim değişimine kadarki süre boyunca Türkiye'den kaçmasının en temel nedenlerinden biri bu swap piyasasının bu şekilde freeze edilmesidir. Yani çünkü bu tarafta hem girme hem çıkma tarafı serbest piyasa şeklinde çalışıyor olması lazım. Peki biz niye bunu anlatıyoruz bu derste? Çok market şeyi içerisinden bir konu ama bu tamamen Türkiye'nin para politikasının bir para politikasını bozan bir araç olarak iki seviyede ortaya çıkıyor Merkez Bankası açısından. Birinci sorun şu, örneğin Merkez Bankası yine 2011 yılında zorunlu karşılıkları artırarak parayı sıkıştırmaya çalışıp kredi bilmesini kesmeye çalışırken cross currency swap'tan oluk oluk para girmeye başladı. Dolayısıyla Merkez Bankası elindeki para politikası hiç etkili çalışmadı. Bu birinci problem. İkinci problem de bizim dolar TL ile ki oynaklığı hesaplarken neye bakıyoruz? İthalata bakıyoruz, cari açığa bakıyoruz işte falan filan. Ya da işte Türkiye'deki IMKB'ye giren çıkan paraya bakıyoruz. Ama cross currency yani şu swap piyasasında bir gün içerisinde 10-15 milyar dolar, bir gün demeyelim ama birkaç gün içerisinde 10-15 milyar dolar paranın girip ve çıkması mümkün. Mesela son dönemde bizim borsaya ve şeye, bonoya giren miktar çok da fazla değil, 1 milyar. Ama kuru geldiği yere bakarsanız oldukça düşük bir yer ki bir sürüsünün de aldığını düşünüyoruz kuru, ona rağmen liderlere. Bunun demek ki bu piyasa üzerinde inanılmaz giriş miktarı var ki bu giriş normal bu piyasanın daha derin ve daha şey olduğuna oranla çok daha küçük bir oranda. Ama tabii iki taraflı bir şey. Bu swap piyasasında şu yapılan işlemi yabancılar da girmeye başlayıp pozisyon kapatırsa da Türkiye'den yurt dışına inanılmaz bir para çıkışı söz konusu. Şimdi burada hikaye aslında biraz bu. Yabancı bu piyasayı eski haline getirebilir miyiz? Getirirsek tekrar iki taraflı problem. Yani hem TL çok değerlenebilir ama aynı zamanda tekrar hızla da değer kaybedebilir. O yüzden böyle adım adım bu süreci şey yapmak, izlemek gerekiyor. Yani şu anda özellikle tek tarafı kapalı olmakla beraber tek tarafının kapalı olması, yani şu anda hani TL borçlanmak için bir yaptırım yok ama tersi konusunda zorluklar var. O yüzden o zorlukların da beraberce aşılması olmadan yabancının hala bu piyasaya ilgisi, güveni o kadar şey değil. İkincisi TL faizlerine de o kadar hani çekici ve güvenli kılmıyorlar ama Ocak ortası ve sonrası bence eğer bu yapısal şeylere güvenilirlerse girişin daha sıklaşacağını bekleyebiliyoruz. Çünkü yabancının tam işte Christmas şubu falan geçip %17 gibi bir faiz versus -2 gibi diğer faize bakıp bir şekilde bir teveccüh gösterme ihtimalini bekleyen çok sayıda piyasa oyuncusu, yapıcısı var. Buraya kadar soracağınız, anlaşılmayan, tekrar edecek herhangi bir şey var mı? Mesela Mustafa Özer, sen tam ne anladın? Yani burada nasıl anlatırsın? Hocam ben bu önümüzde ilk cash flow swap'ların işleyiş mekanizmasını anladım öncelikle. Ama ondan sonra bunun risklerinden bahsettiniz ya siz. Çok güzel, çok güzel. İki riskten bahsettiniz. Bu, onu tam anlayamadım. Orası tam çok oturmadı. Güzel. Tamam, ona tekrar gideyim. Birkaç kişi daha şey yapayım. Onu bir daha tekrarlayayım. Baran Başkan. Ben daha önce arkadaşlarım bahsettiği yerlere ek olarak son dönemde swapların nasıl engellendiğini ve bu engellemenin pozisyonlarını kapatamadıkları için böyle bir riski almamalara neden olduğunu yabancı yatırımcıların. Bu yüzden de TL'ye giren inflow'un azaldığını anladım. Ama benim de takıldığım bir nokta oldu.
Amerika'daki bankaların genelde bu tarz işte iki currency'li ekonomilerde olmadıkları için bu tarz swap deal'larına girmediğinizi anlattınız. Orada onlar o zaman daha çok commodity'lere karşı yapılan hedge'leri mi satıyorlar? Bunu sormak istedim. Ha, Amerika bankaları tabii kendi orada bu tip swap'lara girme spekülatif amaçlı girebilirler. Yani belki şeyi çok iyi anlatamadım ben. Yani adamlar bir bilanço riski hedge nedeniyle girmiyorlar ama spekülatif amaçlı girebilirler. Almış olduğu başka vade mismatch'leri olabilir bahsettiğimiz gibi. Yani commodity olur ya da başka şey olur. Yani swap yield oranı çok yüksek onlarda da. Spekülatif amaçlı da olabilir. Aldıkları değişken faizli ya da sabit faizli faizleri riskini hedge etmek amaçlı da kullanabilirler. Yani dolayısıyla swap piyasasının derinliğini bozmuyor. Bizim sadece yani çok acil bir şey için yapmamız gibi bir sorun yaşamıyorlar demek istedim. Yani biz daha yani TL kredi dağıtmak için yurt dışı piyasalara ihtiyacımız var. Anlatabiliyor muyum? Onların tabii ki swap yapabilmelerinin birçok şeyi var. Anladım. Yani bizim depozitimizle beraber attached gelen bir risk. Evet. Anladım. Yani onlar da tabii ki swap piyasası bizim çok daha derinliğimizde. Ama Türklerin çalıştığı desklere bakarsanız çoğu işte bu tip desklerle çalışıyor. Türklerin Londra deskleri dediğimiz deskler işte bu tip parayı sokayım, kaça sokalım, kaçtan alalım dediğimiz işte Türkiye'deki piyasaya bakıyor. Hem kısa vadeli girişler, hem monoya bir parça giriş, hem de bu swap anlaşmalarına giriş. Ve bu şekilde tabii ki müşteri, tabii ki bankalarla yapılan swap anlaşmalarında da market maker olmaları nedeniyle her zaman komisyon gelirleri elde ediyor. Çoğu bizim işte eski öğrencilerimiz falan hani orada böyle Türk deyince akla gelen aslında yani faiz lobisi dediğimiz kesim aslında bizim buradan giden yani tabiri caizse bizim çalışan öğrencilerimiz, arkadaşlarımız şey yani sonuçta oradan hani niye faiz, burada da yine ayrışmak lazım. Bakın normal şartlarda bakın görüyorsunuz. TL faizin artması commercial bankin işine gelir mi? Türk Bankası'nın işine gelir mi? Bakın birinci soru bu. Mustafa? Aslında gelmez sonuçta. Kendi şeyleri de artıyor. Kendi kostları da artıyor. Yani o yani mesele marjdan şey yapıyorlar ama 17-19 açık. Yani 15-17 güzel. 19-17 tamam. 21-19 hep bunu sabit tutabilir misin? Yok. 25-22. 25'e geldiğindeki talebi düşün. Çok basit. 25'e geldiğinde herkes alabilir mi? Kredi almaz. Dolayısıyla her şey sabitken ticari bankalar düşük faizi tercih ederler. Her şey sabitken. Şimdi neden peki yatırım bankaları bu bahsettiğim swap vesaire mekanizmasıyla tabii ki her şey sabitken yüksek faizi tercih ederler ama orada da makul bir şekilde yükseklik ve volatiliteden de para kazanmak istiyorlar. Onlar anlaşılabilir. Borsa kesimi hiçbir şekilde istemez. Bütün ders boyunca yaptık. CF bölü 1 artı R değil mi? Borsa ne olur faiz yukarı giderse? Fundamental Valuation Stock. Düşer. Dolayısıyla onu da borsacı da istemiyor. Peki niye inline anlaşıyorlar? Çünkü faizle kuru tutmak istediğimiz için istikrar kazanılsın diye bütün bunlar destekliyor Türkiye'deki faizin artırılmasını. Dolayısıyla yani Investment Bank istediği için örtük olarak öyle ama onun da asıl istemesinin nedeni açıkçası kurun sabitlenmesi. Kur hakikaten öldürücü olabiliyor. Burada da işte son 8.5'lara geldiğindeki maliyetleri gördük. Tabii ülkenin en temel nokta bizim birinci derste başladığımız işte ülkenin fundamental büyüme küçülme mekanizmasındaki o dur katların boyutunun çok yüksek olması. Şimdi bir tip daha anlatayım belki anlaşılmayan bir şey daha varsa dediğim gibi pozisyonların herkesin kim ne kadar nasıl olduğunu tek tek bilmek çok zor. O yüzden de burada bahsettiğim Türkler bu pozisyondayken yabancılar tersteyken bunun dışında olan Türk hedge fundlar var vesaire yani Türk lirasını alıp Türk lirası karşısında kuru yukarı alıp yukarıya doğru ittirmeye çalışan ya da direkt olarak yani Türkiye'nin TL'nin yukarı gideceğini bet eden bir kesim var. Dolayısıyla kurun artışını bu girişler çok etkiliyor. Dolayısıyla BDDK'nın istediği taraf her ne kadar bizim yoğunluk tarafımız biz buradan para yaratmak istiyorsak Türk bankalarının ters yönde bir pozisyona girip hani pay ve receive burada ne yapıyor Türk bankası? Pay ediyor. Türk bankasının receive ettiği bacağı kesiyor ki ne yapsın? Karşı tarafa TL gitmesi. Değil mi? Yani sonuçta biz TL alma değil, dolar burada hani karşı tarafa veriyoruz. Bu pozisyona girecek olan TL'yi karşıya verecek olan pozisyondaki swap anlaşmasını kesiyor. Kesmesinin nedeni de o yabancı yatırımcı Türkiye'de olmayan bir parayla kaldıraçlı bir şekilde 1'e 2, 1'e 3, 1'e 10 şeklinde dolara almaya
girdiği takdirde TL'sini kullanarak, o teminatı kullanarak vesaire ya da direkt upfront alarak doların yukarı gitmesi TL karşısında ciddi anlamda Türkiye'nin şeyi zora sokuyor. O yüzden ben bu kanalı bu şekilde kestim dedim. Ama tabii dediğim gibi bir sürgen etkisiyle beraber ister istemez ondan da geri adım atmak zorunda kaldık. Hani belki bir threat olarak kullanabilirdik. Kendi adına hani inovatif bir hareket belki ama hani çok fazla başka etkileriyle beraberinde geldi. Dolayısıyla mekanizma bu şekilde çalışıyor. Başka soru olan? Hocam şimdi hani yurt dışına TL çıkarıp dolar alan ve bunun akabinde dolar TL'nin yükselmesini öngören bankaları bu kanallarını tıkamışız ya swap'ı engelleyerek. Bundan başka bir çözüm VIOP'tan farklı, geçen hafta konuştuğumuz forward futures onlardan farklı değil mi? Evet, şu anda recording çalışıyor mu? Evet hocam. Evet hocam. Okay. O zaman evet anlatacağım şimdi. So the major difference between futures and forwards and options is the fact that in options you have, as the name tells, optionality. Optionality says the following. First of all, in a forward agreement, typically what you should be... Ekranda bir şey görünüyor mu? Görünüyor hocam. Differences in options and futures contract. So in futures and options, when the time comes, you have a strike price and you have the actual price and you have to buy it with the actual, you have to buy it, no matter what the prices will turn out to then. However, in options, as the name tells, you have the optionality. So let us do a very simple example. So you have an agreement of $100,000 notional amount, okay? And then the strike price or exercise price in Turkish kullanım fiyatı, let us say that that is $7.6 TL. Okay. Okay. So that is 3 months in advance. So which means that January, February, March, for instance, in March 2021, you had the option to buy $100,000 by paying 7.6 Turkish lira. So assume that in end of March, which is exactly at the expiry date, it turns out to be the case that that is $8 TL. So you have the option to buy 800 Turkish lira worth of something by paying 760,000 Turkish lira. And of course you exercise it and then you make 40,000 Turkish lira. Okay? So that is this is how you do an optionality. However, as the name tells an optionality, at the end of 3 months, if the exercise price is already 7.6, the same option. However, something happened and then lots of hot money came into the economy and whatever, and then dollar TL end up at 7. So now you have the option to buy that, okay? So would you buy something which has a worth of 700,000 by paying 760, okay? Would you do that? And so that you simply say, I'm sorry, I'm not going to take my position. And then you simply would not take it. That is the major difference between an option and a forward. In an option, under that scenario and this scenario, here you make 40,000 Turkish lira. Here you would be making 60,000 Turkish lira loss. Okay, but that is avoidable. You cannot escape that. However, here, since you have an option, you are not going to be following that. But isn't anything, everything in the financial markets, that does not come with free. You have to pay for this optionality. And that is known as option premium. You have to pay a premium to take such a contract. And then, of course, the level of the value of the premium depends on many factors. And the premium can be more expensive, can be expensive, and then you cannot really take advantage of this part. Or the losses that you will incur here will be even let's say so you won't make any loss here, but you might have a lot of let's say a cost that you might be paying. So options, assume that that is like paying a capora. So assume that you to give a simple example, you buy, you like a house
and you approach the house, and the landlord would say that, okay, I can sell you this house. However, I cannot wait. And then you might be saying, okay, can we wait for me for 3 months? Because I really like the house and I would like to buy it. And the price of that house is, let's say, 100,000 Turkish lira. And then in three, then the landlady or lord would tell you that, okay, if you pay me like 5,000 Turkish lira now, like a kapora, okay, I can wait for you for 3 months. If at the end of 3 months, if you want to buy the house, then you can go ahead and do it. If not, then I can look for another one. But then at that time, your 500,000 lira will be what? Will be kept. You're not going to be receiving if you don't buy the house. That is more or less the same issue like by like an option. However, one thing which is an option, which is different than an option, that 5,000 Turkish lira worth of kapora has a marketable value. Okay, if the house, wherever it sits, become more valuable, then your kapora will be more valuable as well. Okay. Elsewhere, if the house will lose its value, then your kapora will be losing its value as well, because kaporas are sellable. Açık mı burası? En önemli fark bu. Yani bir ülkede bir sürü kaporalar var. Kaporalar satılıp alınabiliyor. Vadesi gelene kadar. Vadesi gelme noktasına kadar kaporalar alınıp satılabiliyor. Yani normalde kişiye özgü olmayan, o olması gereken şeyler jenerik hale getiriliyor. Yani sigorta poliçelerinden bahsettiğim gibi. Hepimizin değil mi sigorta poliçelerimiz var. Bu poliçelerin satılabildiğini düşünün. Herkesin evindeki sigortalar var. Ya da poliçeniz eviniz için bile değil, etrafta alınıp satılan sigorta poliçeleri var. Mantık bu. Kullanıp kullanmama kısmınıza bağlı olarak, kullanıp kullanma ihtimalinize bağlı olarak denenen bir şey. Açık mı burası? Farkı bu, tamamen bu. Peki kaç taraf var burada? Opsiyonu aynen sigorta kısmında olduğu gibi hem alıcısı hem satıcısı var. İki çeşit opsiyonumuz var. Alım opsiyonu ve satım opsiyonu. Alım opsiyonunda call option diyoruz buna. It gives the right to the owner to buy an underlying asset with a fixed price and date, call option. Two things which we should underline, right? To buy underlying asset, a fixed price and a date. So let us fill that in. So you have $100,000. You have the exercise price, which is called 7.6, maturity 3 months. You have the right to buy dollar TL by paying 7.6. When? 3 months. What's the fixed price? 7.6. That is the notional amount. So at what price that you would be doing the exchange? At what price, of course, at 3 months later, you don't know that is time now, and that is 3 months later, that is the price that you'll be exchanging. Okay, when that time passes, so you don't know what that is. Of course, if that is beyond 7.6, that is where you do exercise. Anyway, below, you won't do the exercise. That's a long call. Long meaning because I own it. Exactly the same notation, but put exactly the same thing, give the right to the owner to sell the underlying asset with a fixed price and a date. Exactly the same thing, but it's a sell side. But that's a different contract. A person who is selling this contract is selling his selling this contract. However, a person who's selling the underlying asset are not the same thing. So in that regard, the most complex part in options, now there are not only two parts, there are four parts. Why? Because they are buying and selling these contracts, okay? So this contract is sellable,
this call contract list and put contract list sellable. However, bold and put and call have a different part in their buying and selling. So you might be right to buy or sell, that is different. You might be buying or selling the whole contract is a different position holder. Is this clear? That's the most complex, complicated part of the options than others. Burası açık mı? Dört parti var dedik değil mi? Ne demek istedik Mustafa? Burada dört partiden kasıt dört taraf var. Hocam, meşrutiyeti bekleyen bu kontratı yapmış olan kişi, kontratı yaptığı kişi opsiyon piyasasında kişi, bir de orada alıcı var. Dördüncü de o sanırım. Anlamamışım. Kim şey yapacak? Baran? Dört taraf kim? Dört parti var burada diyoruz. Yani şimdi ben eğer doğru anladıysam tam ondan emin değilim ama yani call tarafı işte right to buy veriyor. Orada bir hani kontratı alan kişi var. Bir de hani bunu sağlayacak taraf var. Aynı şekilde put tarafında da bu da right to sell veriyor. Orada da işte bu alım taahhüdünü veren karşı counterpartisi var. Süper, mükemmel. Dolayısıyla dört taraf var. Taraflardan birinin kontratında alma ya da satma hakkına dair bir kontrat var. Buna put ve call diyoruz. Alma hakkını aldığımız bir kontrata call, satma hakkını aldığımız ya da taşıran şeye put diyoruz. Fakat kontratın bir alıcısı bir satıcısı olduğu için dört taraf var. Yani bir sigorta poliçesinde fiyatın yukarı gitmesine göre poliçeyi alabilirsiniz. Fiyatın aşağı inmesine göre poliçeyi ama her zaman sigorta firması gibi bir firma size bunu bu ürünü arz ediyor. Bu ürünü arz eden kişi, kontratı satan kişi. Ürünü alan kişi ise kontratı kullanan kişi. Ama ürünün içerisinde alım ya da satıma bağlı olarak belirlenmesi konuyu biraz karmaşıklaştırıyor ama özünde aynı. O zaman alıcı perspektifinden bakarsak adamın karı belli. Limitli değil mi? 7.60'dan 9'a çıkarsa adam onu kar edecek. Değil mi? Ama 7.60'dan 9.5'a 9.60'a çıktığını varsayalım. 100 bin dolara yani 960 bin eksi 760 bin 200 bin TL loss. 200 bin TL loss'u birinin ne yapması lazım? Tazmin etmesi lazım. İşte o satıcı kişi. 10.60'a çıksa da bu adam onu vermek zorunda. 11.60'a çıksa da. Dolayısıyla bu tip kontratlarda satıcı çok ciddi bir riskin üzerine oturuyor. Alıcı ise getirisi sınırlı bir topa girmiş oluyor. Değil mi? Yani sonuçta bu burası en önemli kritik taraflardan biri. Peki bunlar enayi mi bu satıcılar bu topa giriyor sorusunun cevabı daha önce de konuştuğumuz gibi öncelikle zaten hani bu dünyada enayi olmamasını şey yaparız diye normal şartlarda genelde satıcıların elinde kontratın underlying asset'inin bir kısmı ya da tümü zaten var. Dolayısıyla zaten kendisinde olduğu için kontratı satarak kontrattan belli bir oranda prim elde etmek istiyor. Tekrardan kontratı ikinci seviye almanın bir esprisi yok. Dolayısıyla genel oyuncu tarzı bu şekilde çalışıyor. Oğuzhan? Hocam underlying'in trade olmak zorunda mı? Sadece farkları trade ediyorlar, ediyorlar mı? Sadece. Olabilir. Yani şu fiyatla şu fiyat arasında değişmesi gibi. Yani underlying'in yani şu fiyatla yani tabii ki range trade ama tabii kompleks opsiyonlar. Yani algoritmik opsiyonlar da değil de. Yani mesela spread'ini, farkını alabiliriz. İşte şu şunun arasında değil. The futures'da işte spot arasındaki farkı alıyorsun falan. Hani oralara girdik mi çok fazla spread trade'leri var. Yani opsiyonlar var. Mesela işte ne gibi? Crack spread var mesela. Meşhur onun opsiyonları var. Yani bir ne derler? Üretimde kullandığın doğal gazlı işte yani diğer ham petrol arasındaki fiyat farkına crack spread deniyor. İkisinin arasında fiyat farkı var. Fiyat farkı bir range'in üzerine çıkarsa alayım yoksa almayayım şeklinde gibi bir sürü varyantları var bu işin. Hocam bir yere anlamadım da sorabilir tabii. Miyim? Alıcının elinde bir kısmı var dedik az önce. Ben tam oraya anladım. Satıcının. Ya şöyle diyelim. Sen diyorsun ki ben senden şöyle bir anlaşmaya giriyorum. 7.60'da sizin elinizdeki doları 3 ay sonra alma hakkını ben almak istiyorum. Sen de bana böyle bir kontratı satar mısın? Peki desem ben 3 ay geldi 10 bin dolar üzerinden ne yaptık? 7.60'dan yani işte 76 bin TL'den değil mi? Almak isteyeceğiniz şey ama 11.60'a geldi. Yani 116 bin TL gibi bir fark. Çok ciddi bir loss. Bu benim üzerime geliyor değil mi? Dolayısıyla ben böyle bir şeye giriyorsam, inanılmaz açık yani şeye giriyorsam muhtemelen benim elimde zaten dolar olması gerekiyor ki ben böyle bir şeye gireyim. Aksi takdirde
endless demeyeyim sen bile yani çok önemli bir riskin altına girmiş oluyorum. Değil mi? O yüzden niye ben buna giriyorum? Çünkü benim zaten dolarım var. Doların değerlenmesine zaten yeteri kadar pozisyonlanmışım ben. Ama bir parça aşağı düşerse de işte oradaki opsiyon priminden 3-5 kuruşta acaba cebe atar mıyım? Yani adamın mekanizması bu. Tuhaf gibi görünmekle beraber retail investor yani bireysel yatırımcının en çok oynadığı pozisyon burası bu arada. Hani tuhaf gibi görünmekle beraber genelde call shortluyorlar şeyler. Satıyor çünkü orada da bir behavioral finance cebe para atma fikriyatı çok önemli. Hani cebe para geldiğine göre o işte falan hani aslında oradan sonra kaybetse de falan çok da yani umurunda da tabii de hani oradaki temel hikaye cepten para çıkmaması. Yani o yüzden option trader'ın bir en şey bacağı burası. Okey, burada sorun yoksa biraz devam edelim. Hocam peki bu option premium vardı ya. O da underlying asset'in price'ına göre değişiyor mu? Şeydeki price'ına ve daha da önemlisi volatilitesine göre değişiyor. Okey. Yani sonuçta 3 ay sonra dolar TL'nin oynaklığı %25 artı eksin oynar, %10 artı eksin oynar. Dolayısıyla şöyle düşünelim. Yarın işte İstanbul'daki deprem riski ne kadar yüksekse sigorta primleri o kadar artıyor değil mi? Düşükse de ona göre düşük. Mantık bu. Mesela bir basit örnek yapalım. IBM hissesi var. Fiyatı diyelim $100. Ama bunun primini, opsiyon primini $5 dersek alım opsiyonu olduğuna göre $5 gidiyor. Sabit zaten. 90'a geldikten sonra artık alıcı kar etmeye başlayabilir. 90 ile 95 arasındaki %105 arasındaki seviye ne oluyor? Artık alıcının ne yapması gerektiği yerler. Şurası nasıl bir yer oluyor? Artık yavaş yavaş ne yapıyor? Kar etme, yani en azından realize etme kısmı. Şurası ise tam anlamıyla break-even diyeceğimiz yer. Doğru mu? Kaç bu break-even mesela? 5 olduğuna göre prim. 105. Çok. 105'in üzerine çıkarsak ancak kar ediyoruz. Dolayısıyla özetle tüm hikaye şuradaki yapı. Burada matematiksel de bir şey söyleyeyim bu arada. Bu ürünlerin fiyatlaması niye çok zor dediğimizde bu forward olsaydı mesela 105'ten bir forward olsa böyle gidiyordu. İner bir başlamam. Çok hoş değil mi? Burada ne var? Matematiksel olarak. Kırılma var mı? Süper. Kırılma olunca ne yapıyor? Türev ne oluyor? Tanımsızlaşıyor. Tanımsızlaşınca da orada matematik öyle bizim standart matematik kalkülüs kullanamıyoruz. O zaman işler karışıyor. Yani niye option pricing bu kadar karışık dediğimizde lineer değil ürün. Yani underlying bir puan değişti mi birden ürün sonsuzla şey arasında bir kar realizasyonuna gidiyor ya da kazanç anlamında. O yüzden de non-linear instruments diyoruz. O yüzden de kompleks oluyor tabii ister istemez. Peki bu kim? Bu da Exxon'un alan satım opsiyonunu alan kişi. Kaçmış Exxon'un put primi? 7. Egzersiz fiyatı kaç? 70. O zaman soru ne? Ben Exxon hissesini düştüğü yerde alırım diyen bir kişi almış bunu. Kaça kadar düşerse ben şeydeyim, kaçtan aşağısında ben egzersiz etmeye başlıyorum? 70'in aşağısında, doğru mu? O zaman 70'in aşağısına inince başlıyorum. Nereye kadar? 63'e. 63'e. 63 aşağısına inersem ben burada kar ediyorum. Yaz. Egzersiz etmiyorum. Ama egzersiz etmezsem kaç lira mı yakıyorum? Yani kapora bedelim ne benim? $7. Doğru mu? Burada da yine böyle bir non-linearity hikayesi var. Geriden şey yapmış oluyorum. Şimdi bunun bir de satıcı perspektifinden bakarsak. IBM hissesini satmışım. Aslında bu adamın tam bunun karı, bunun zararı. Doğru mu? O zaman bunun karı, bunun zararı olduğuna göre gördüğünüz gibi kaç lira kar ediyorum? Kur 100'ün aşağısındaysa, ben şu parayı alıyorum. Ama 100'ün üzerine çıkmaya başladığında hele hele 105'te benim tam dosum başlıyor. 110, 120 gibi, 130 gibi yerlerde kaybım çok yüksek. Yani 100-100'ün 30 TL buradan zararım var. Ama buradan sadece 5'ini kurtarmış oluyorum. Nette -25 zararla ben işi maalesef şey yapmış oluyorum. Yani özetle satıcı bu işte, fon satıcı, opsiyon satıcı çok ciddi loss yazabilir. Bu da put oyuncusunun ters tarafındaki kişi. Bu da ne yapıyor? 63'ün aşağısı opsiyonu karşı tarafta egzersiz ettiği için loss başlıyor. 63 ve 70 arasındaki range adam için aslında
makul range'ler. Çünkü en azından buradan hani sesini şey yapıyor. Ötesinde de çıksa zaten buradan ekstra bir zararı yok. Dolayısıyla dört tane tarafında şeylerini görmüş olduk burada. Var mı bu şu ana kadar bir soru burayla ilgili? Peki ne amaçla kullanırız bunu sorusu? Tabii ki spekülatif amaçla kullanabilirsiniz. Değil mi? Başka? Hedge amaçlı kullanılabilir. Mesela ithalatçısın, ne yaparsın? Bana mı soru? Sana ne olsun? İthalatçıysak dolar ödeyeceğiz. Doların değer kazanmasını istemeyeceğiz. O zaman doları daha düşük bir fiyattan kitlemeye çalışacağız. Fixlemeye çalışacağız. Eğer dolar yukarı giderse call opsiyonunu aktife edip kendi loss'umuzu belli bir noktada tutmuş olacağız. Çok güzel. 3 ay sonra 7.60'dan bir borç ödemen lazım. 7.60 aşmasını istemiyorsun. Ancak o kadar param var. Değil mi? 100 bin dolar borcum var. Değil mi? 760 bin TL ödemem var 3 ay sonra. Ya kur 9.60'a çıkarsa, 10.60'a çıkarsa senin zararın oluşacak. Kim mesela bu? Diyelim Borusan. Kim? Diyelim Mercedes. Kim işte yurt dışından işte şey satan birisi diyeyim. Arabayı şimdiden fiyatlamış. 3 ay sonra satacak müşterisine. Kaç tane şey yapacak? 7.60'dan satıyor fiyatı. Değil mi? Yerine koyması lazım satacağı için. Yok parası. İsteyecek. Karşıdan getirecek. O zaman ne yapıyor? Onu alır almaz stoklarındaki arabayı satış fiyatını fixlemek için araba miktarı kadar diyelim vadesine yakın opsiyon satın alıyor. Kaçtan alıyor? Kol opsiyonu alıyor. 7.60'dan. O zaman kur 7.90'a çıksa, 9'a çıksa adam 7.60'dan müşterisine zaten fiyatı fixlemiş durumda. Kostunda. Kostunu fixliyor. Ötesi 9'a bile çıksa aslında müşteriye yeniden fiyatlamıyor. 7.60 fiyatını kendine ne yapmış? Hedge etmiş oluyor. O zaman gidiyor oradan satıyor. Aşağı düştüğü durumda ise tabii o kol kremini yapmış oluyor. Forward niye yapmıyor diye sorabilirsiniz. Tabii ki opsiyon priminin aşağı düşüşünden diyelim hani aynı zamanda da avantaj niye opsiyon alsın o zaman forward yerine? Soru bu. Özellikle kur vesaire bu değerlenmeye başlama senaryosu da varsa bunu bu şekilde almayı tercih etmiyorsunuz. Çünkü değerlenirse de arabayı zaten 7.60'dan zaten fixlemişsiniz. Sana replacement cost çok daha ucuz. Girmemiş olmayı tercih edersiniz. Deminki ders hangi arkadaş söyledi hatırlamıyorum. Nasıl bankalar faizler yukarı gitme beklentisiyle hedge yapıyorlar ama aşağı düşerse hedge'den çıkıyor. Çünkü asıl düştüğü için maliyet adam hedge yapıyor. Burada da aynı mantık. Niye bir yatırımcı hedge yapmaz sorusunun temel cevabı bundan dolayı yani. Daha da avantajlı bir şey elde etmek isterdi. Açık mı? Kol opsiyonu kullanıyor. Peki ihracatçı perspektifinden bakalım bu sefer. İhracatçının riski nedir? Hocam o da yüksekten doları kontratı shortlayayım düşerse ileride. İşte shortlayayım mı diyeceğiz yoksa başka bir şey mi diyeceğiz? Uzun pozisyonunda alalım. Almak istiyor yine. O zaman diyelim. Erkan evet. Tutmuyorduk hocam uzun pozisyonunda. İhracatçı. Ya uzun pozisyona girsin, ihracatçı da girsin ama hangi pozisyona girer? Soru o. Kolu zaten long put'ta değil mi? Dolar TL için. Dolar TL'nin değerlenmesine oynayacak. O zaman aşağı düştükçe değerlenecek. 7.40, 7.30, 7.20 gibi. Ki şu aşamalarda aslında düşünülebilir onlar açısından. Çünkü TL değerleniyor. Belki bir süre daha değerlenecek falan. %3-5. Tabii ödediği primi de düşünmek lazım. Peki şimdi bu kadar basit mi? Yani aslında özü basit ama tabii daha karmaşıklaştırabiliriz dolar TL için. Özellikle de nerede karmaşıklaşıyor işler? Özellikle de nerede? Bir kere opsiyon primi volatiliteyle paralel gittiği için dolar TL opsiyon. Öncelikle demin anlattığım swap hikayesini hatırlıyorsanız bu opsiyon piyasasını da vurdu. Son dönemde opsiyon piyasasının opsiyon yapabilmek çok zor şirketler için. Çünkü yurt dışı bankalarla bizim yani Londra bankaları Türkiye'deki teminatları falan kabul etmiyor bu son yaşananlardan dolayı. O yüzden bu türev ürünlerde gerçekten iyi niyetle corporate'lar kendini hedge etse bile son birkaç haftaya kadar en azından karşıda müşteri bulamıyorsunuz. Çünkü buna bir Londra'dan taraf lazım. Bu bir sorun. İkinci sorun kur oynaklığı çok yüksekse işte %25'ler falan opsiyon primleri artmaya başlıyor. Kabaca mesela şunu çok rahat söyleyebilirim. 3 ay vadeli dolar TL kontratlarının kolda da putta da aynı tabii. Primleri yaklaşık yakın yani %3 falan gibi. Yani sigorta maliyeti %3 az değil. Yani dolar cinsi %3
bir kar getiren bir işiniz yoksa hani onu yapmaya tercih edebiliyorsunuz. Bunu da aşağı indirebilen yöntemler var. Hani daha uzun vadeli kol, daha yüksek fiyattan almak şey gibi, yani 7.60 yerine 7.90'dan alma hakkını alayım falan şeklinde, ama o da tam amacına ulaşamayabiliyor gibi. Buralarda tabii şeye dikkat etmek lazım. Yani priminde bir fiyatı var. Priminde bedava değil. Ve primi ucuzlatabilirsiniz ama dolar TL riskli bir enstrüman olduğu için özellikle belli dönemlerde bunu korumak çok şey değil. Ama burada da dikkat edilecek husus, işler iyi giderken zaten hani çok ucuzluyor. Ucuzladıkça primler uzun vadeli almak lazım. Çok pahalı olduğu zaman da işte orada zaten risk gerçekleşmiş diye düşünüp çekilebiliyor. Ama tabii iç piyasada da olduğu için bunlar özellikle bir yokta falan bence biraz alıp pozisyon alıp taşırsanız çok daha iyi öğrenirsiniz. Bir son olarak da şey yapıp kapatayım. Bir de Warrant diye bir piyasa var. Duymuşsunuzdur. Duydunuz değil mi Warrant? İş Bankası Warrantları, Deutsche Bank Warrantları falan diye. Duymuşsunuzdur. Hatta eskiden bazı öğrenciler trade ediyorlardı. Warrant ise aslında birebir opsiyon. Sadece satım çok riskli olduğu için satım tarafında, yani hem call hem put'u satan kişi birer sizler bizler gibi bireyler değil de iş yatırım ya da işte o zaman Deutsche Securities'di. Bu iki grup bunları direkt olarak sağlıyordu. Dolayısıyla bunlar da bu noktada yani iki tane ya da bir tane satıcı, çok sayıda alıcılık bir piyasa. Aslında işin özü çok da farklı değildi. Ama tabii iki tane satıcı olması nedeniyle risk yükseldiği için onlar tabii alım satım fiyatlarını bir belli bir oranda yüksek tutuyorlardı. Normal bir piyasa beklentisi çerçevesinde. Warrant piyasası da bu şekilde hani Türkiye'de çalışıyor. Hala da çalışıyor. Daha geniş bir piyasa. Ama işte VIOP'ta da ilk defa trade etmeye başladı. Single stoklar var. Futures single stoklar var. FX zaten ediyor trade gibi. Yani gittikçe de artacak gibi görünüyor. Oralarda da yani çok iş potansiyeli bir yandan var. Bir yandan da hani daha büyümesi lazım. Yani şey yok henüz. Yani bunun alma satma trading'i şu su bu su daha böyle primitif şu aşamada. Bu da zamanla belki gelişir diye umuyoruz yani. Dışarısı da tabii oldukça geniş bir piyasa. Ayrıca böyle vendorlarda falan da böyle uluslararası piyasalarda bu tip ürünleri alıp satma imkanı oluyor. Yani böyle yazın mazın böyle şey bir staja falan gitmektense kendi kendinize bunları deneyip once for all öğrenmeniz çok daha faydalı bile olabilir. Hele tabii stajlarda falan da öğrenebilirsiniz, o da iyi bir şey. Ama yani öyle bir iyi düşünmek lazım yani. Hani böyle öğretici bir şey olur diye gibi geliyorlar. Okey. Yani swap option'ları bitirdikten sonra da anlatacağımız iki konu kaldı. Bir de şeyi Ali Hakan Kara sağ olsun şey yaptı. Bizim son derste bir monetary economics şeyini anlatacak. Onu belki bir zorunlu değilse bile bir bonus yaparım. 20 Ocak derslerinden birini. Para politikasını. Onun dışında da para politikası, bankacılık. Biraz burada anlattım ama daha detaylı anlattık. Oradan da para politikası dersi bitireceğiz. Soru var mı? Sor. Hocam ben iki şey sormak istiyorum. Biri şey bu options'larda hani